Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş dün sahadaydı. Az önce aktardık. Montero kırmızı kart gördü. Rosier kart cezalısı konumuna düştü. Ve onlar Fenerbahçe maçında oynayamayacaklar. Fenerbahçe'de Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında Kim Min-jae yoktu. Dönmesi bekleniyor ama dahası Bright Osayi Samuel yoktu. Ve iyi haber geldi Sarı Lacivertlere. Osayi Samuel'den 24 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş maçında forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Bright Osayi Samuel mutluluğu yaşanıyor. Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı futbolcu hafta içinde takımla tek antrenman yapabilmişti. Beşiktaş deplasmanını düşünen teknik direktörü İsmail Kartal, 3-2 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında Osayi'yi dinlendirmişti. Zorlu maç öncesinde takımla çalışmalarını sürdüren 24 yaşındaki futbolcunun derbiye kadar tamamen hazır olması bekleniyor. Pereira döneminde orta sahanın kanatlarında oynayarak performansını artıran Bright Osayi Samuel, İsmail Kartal yönetiminde sağ bekte yıldızını iyice parlattı. Bu arada kart cezalısı Serdar Aziz Beşiktaş mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak. Kart cezası sona eren Kim Min-jae ise formasına kavuşacak. Omuz sakatlığı bulunan Atilla Salahi'nin durumu takip ediliyor. Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı. Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, George Lesus'un Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağını açıkladı. İşte Sinan Engin'in açıklamaları. George Lesus Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar sözleşmesi var, bizim gönlümüz kalmasından yana ama benim bildiğim Ali Koç bu işi bitirmiştir. İrfan Can Kahveci transferinde de söylemiştim. Ali Koç devreye giriyor, alır demiştim. Koskoca Ali Koç özel uçağıyla Portekiz'e gidiyor. Portekiz Cumhurbaşkanı falan geliyor. Bu iş bitmiştir. George Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. George Jesus bugüne kadar birçok başkanla oturmuştur. Ama Ali Koç gibi zengin bir adamla oturmamıştır. Ali Koç gittiyse, o iş bitmiştir. Ali Koç, kendi cebindeki paradan bir hafta harcamaz, masraf yapmaz, George Lesus'un yıllık maaşını çıkarır cebinden verir, dedi. İtalyanlar duyurdu. Fenerbahçe'den Mertens hamlesi. Şampiyonlar Ligi yarışında son 3 haftaya 4 puan önde giren Fenerbahçe'de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları sürüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Sarı Lacivertliler, Napoli'nin golcüsü Mertens ile ilgileniyor. 34 yaşındaki yıldızın Napoli ile olan sözleşmesi gelecek ay bitecek. Haberde Belçikalı yıldızın kontratında bir yıl uzatma opsiyonu olduğu ancak maaş konusunda hala anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Yaşı ilerlediği için temkinli yaklaşılan Mertens'in yeni bir maceraya yelken açabileceği kaydedildi. Bu sezon Serie A'da 27 maça çıkan Mertens, 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Belçika milli takımının da önemli isimlerinden olan tecrübeli forvet, ulusal formayla 103 maçta 21 gol atma başarısı gösterdi. Yeni sezonda iyi bir golcü almak isteyen Kanarya için Mertens dışında Luis Suarez ve Vincent Abubakar'ın da isimleri ciddi olarak geçiyor. Forvet'te yıllardır yaşanan sıkıntıyı bu kez çözmek isteyen Başkan Ali Koç'un tartışılmayacak bir isim almakta kararlı olduğu ve bunun için her fedakarlığı yapacağı konuşuluyor. Ligde son oynadıkları Sassuolo maçında 2 gol atan Mertens için İtalyan basını, hala en iyisi ve kalabalığı büyüleyen tartışmasız bir lider. Mertens bir kez daha sözleşmesini yenilememenin neden suç olacağını gösterdi, yorumları yaptı. 6 Mayıs'ta 35 yaşına girecek Mertens'in 103 kez giydiği Belçika milli takımında da 21 golü bulunuyor. 2013'ten beri Napoli'de olan yıldız, yaşı ilerlese de formundan bir şey kaybetmedi. Kariyerinde 680 maçta 246 gol attı. 181 tane de asist gerçekleştirdi. Santrafor Mertens, aynı zamanda forvet arkasında da oynayabiliyor. Kadro dışı kalan Mesut Özil'in kararı belli oldu. Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil, istatistik olarak iyi bir performans sergilese de oyun içerisindeki isteksiz tavrı nedeniyle eleştirilen isimler arasında yer aldı. Yıldız futbolcu Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yanı sıra takımın başına geçen İsmail Kartal ile de umduğunu bulamadı.
Son olarak 24 Mart tarihinde Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklama ile Ozan Tufan ile beraber kadro dışı bırakılan oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun görüşme talebinde bulunduğu ancak Başkan Ali Koç'un ise bu talebe olumlu geri dönüş vermediği de gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun anlaşma sağlanamaması halinde gelecek sezon MLS Ligi'ne gitmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Kanarya yeni sezona hazır. Fenerbahçe ligde son 3 haftaya ikincilik için büyük avantajla girerken bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonla ilgili en dikkat çekici detay ise kadrodaki yabancı sayısının 12'ye düşmesi ve sahada biri altyapıdan en az 4 Türk oyuncunun bulunacak olması. Fenerbahçe yabancı sayısında sıkıntılı gözükse de Türk futbolculardan çok rahat. Zira elinde Arda Güler gibi altyapıdan çıkma bir süper yıldız adayı olan Kanarya ayrıca Altay, İrfan Can, Mert Hakan, Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu gibi milli Türk oyunculara da sahip. İşte takımın omurgasını oluşturacak yerliler. Serdar Dursun, 30 yaşında. 14 gol ile takımın en golcüsü konumunda. İrfan Can Kahveci, 26 yaşında. Takımın maestrosu. Arda Güler, 17 yaşında ve süper yıldız adayı. Mert Hakan Yandaş, 27 yaşında. Orta sahanın vazgeçilmezi. Sangare, 27 yaşında. Osayi ile birlikte sağ bek için formaya aday. Çağatay Kurukalıp, 20 yaşında. Gelecek sezon yoğun maç programında önemli bir alternatif olacak genç sol bek. Ferdi Kadıoğlu, 22 yaşında. Tam bir joker. Önümüzdeki sezon birçok mevkide değerlendirilebilir. Serdar Aziz, 31 yaşında ve yeni sözleşme için tekrar anlaşıldı. Tecrübesiyle defans hattı için önemli bir alternatif. Altay Bayındır, 24 yaşındaki kaptan ile henüz sözleşme yenilenmedi ama kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ertuğrul Çetin, 19 yaşında. Berke Özer takımdan ayrılacak. Altay'dan sonra ikinci kaleci Ertuğrul olacak. Burak Kapıcak, 22 yaşında. Bu sezon bekleneni veremedi ve yeni sezon için durumu hazırlık kampında belli olacak. Muhammed Gümüşkaya, altyapının bir başka ürünü. 21 yaşında. Orta sahada kadro derinliğinin önemli bir parçası olacak. Derbi Kartalı. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç fikir değiştirmezse sezon sonunda koltuğunu teslim edecek olan İsmail Kartal gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Ligde 11 maçtır yenilmeyen, son 7 haftada 7'de 7 yapan deneyimli çalıştırıcı, başarısını Beşiktaş galibiyetiyle taçlandırmak istiyor. Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup eden Kartal'ın derbi istatistikleri oldukça parlak. 60 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin başındaki ilk dönemi olan 2014-15 sezonunda ligde çıktığı 4 derbinin 3'ünü kazanmıştı. Deplasmanda o dönem Galatasaray'a 2-1 yenilen Sarı Lacivertliler, Beşiktaş'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'na 2-0, Kadıköy'de 1-0 ve Sarı Kırmızılı ekibi iç sahada 1-0'lık skorlarla mağlup etti. O dönem son 5 sezondaki en iyi derbi performansına imza atan Kartal aynı başarıyı bu yılda tekrarlamayı hedefliyor.